Yani bütün bayramımızda 6-7 bin dönüm ağzımız elimizden alındı. İşte köyün bütün verasını elinde aldı. Yani biz meram peşinden değiliz. Biz diyoruz ki ya bizi de mağdur etmeyin. Biz de sütlaç gibi üretim yapıyoruz. Bizim de bir güzergah var. Bir güzergah var. Yani biz meramızı da istemiyoruz. Biz diğer işte sarış şeyin olsun. Hayvanlar dışarı çıkartıyor. Hava alması. O hayvan o bölgeye çıkmak için. Hayvanımız gidip gelmesi için 150-200 metrelik bir alan istiyoruz. Yani hayvanın güzergahını istiyoruz. Ama adamlar kapımızın önünde çekiyor. Bırak hayvanı dışarı, insanlar bile dışarı çıkartıyor. Biz orada 15 tane aileyiz. Yani hayvanımızı dışarı bırakıp birimiz üzerine bırakacak durumumuz bile yok. Evet. Yani kısacası cezaevi gibi. Evet. Yani cezaevi gibi. Bir de şey olarak doğuda kalkınlarımı alacağız. Çiftçiyi bilmem nedir, bilmem bir tabip böyle. Ha bu hepsi boş. Şimdi Sütaş'ın asıl kuruluş amacından bir tanesi de bölgeye kalkınlarmaktır. Olur. Evet. Doğru. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi Sütaş yani size komşu olmuş, sizinle beraber ondan sonra insan ilişkilerini değiştirmesi lazım. Yarın birbirinizden istifade etmeniz lazım, birbirinizden alışveriş yapmanız lazım. O senden hayvan alır, sen ondan süt alırsın, sen ona hayvan satarsın vesaire. Ama buna rağmen Sütaş gelip de özellikle sizin gibi mesela bu işi gerçek manada yani bahsettiğiniz sayıda azımsanmayacak bir sayıdır. 4500 tane hayvandan mesela bahsediyorsun. Bu sayı işte hayvancılık yapan kişileri Sütaş gönlünü engellirse biz burada art niyet ararız. Şimdi art niyet ararız. Şimdi yani onlara tahsis edilen arsa azımsanmayacak bir arsa. Tabii yani öyle işte diğer sıralı bir arazi. Burada büyük bir arazi mesela tahsis edildi. Burada zaman zaman gelip sizlerle mesela görüş alışverişinde bulunmaları lazım. Siz buranın gerçek sahiplerisiniz. Biz ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Fikir alışverişine bulunması lazım. Şimdi mesela böyle köklü bu işi yapan insanlarla ama sanırım ilk gün dediğiniz gibi arazi almak adına demiş komşuyuz. Komşuyuz. İyi bir komşuluk yapacağız dediler. Ama bir beş dönümü kapmak için her türlü şey yapıyor. Yani şimdi daha sen diyorsun ki ben 5-6 yılda ben faaliyete geçerim diyorsun. Evet. Sen ilk gelmişsin, odur ne yapıyorsun? Ekilerip bir şey. Odur hemen 5 tane traktör koymuş, 5-6 tane traktör koymuş. Odur o şey araziye ekiyor. Araziye ekiyor diyorum. Araziye ekiyor, buğday ekeceğiz diyor. Ya mübarek sen önce bir yana inşaatını bitir. Ondan sonra sen nasıl olan toprağını ek? Biz de ekebilirdik bu toprağımızı. Biz de o buğdayı ekebilirdik. Öncelikle hoş geldiniz. Çok çok geçmiş olsun. Basında da gördük gerçekten. Yani güzel hayvancılık yapıyorsunuz. Hayvanlarınızın sayısı da fazladır. Bir de peygamber mesleğidir. Evet, Allah muvaffak etsin. Sanırım Sütaş tarafından bir hayvanınız için geçiş güzergahından dolayı bir mağduriyet yaşıyorsunuz. İnşallah bizler de sizlerin hüdapar olarak sizlerin sesi olacağız. Mağduriyetinizi yetkili kişilere ulaştıracağız. Gelip oradaki saha çalışmasını inşallah yapacağız. Sütaş nereyi engellemiş, nerede sizin güzergahınızı engellemiş onu inşallah gelip yerine inceleyeceğiz. İnceledikten sonra da inşallah Tarım İl Müdürlüğü olsun gerektiği kurum. Hangisiyse, Sütaş'sa, Valilik'se, Tarım'sa biz bunları rapor halinde kendilerine sunacağız. Bir de para olarak biz tarımı ve hayvancılığı önemsiyoruz. Gerçekten bizim bu bölgenin olmazsa olmazlarından biridir. Yani hayvancılık ve tarım biterse terör başlar, anarşi başlar. Hele hele gençlerimiz bu hayvancılıktan başka illere göç olursa ki çok duyuyoruz yani buradan göçüp de başka illere giden birçok aileyi görüyoruz gerçekten yani evlatlarının sahadaki olan mağduriyetlerini biz görüyoruz çünkü saha müsaittir, anarşi müsaittir, terör müsaittir, genci her an kapabilir. İnşallah bizler de bir daha para sizlerin sesi olacağız. Sesinizi yetkililere, etkili kişilere inşallah duyurmaya çalışacağız. Yani tekrardan geçmiş olsun. İnşallah Rabbim hayırlı bir kapı açar.
Biz sizleri inşallah ziyarete geleceğiz. Orada yerinde de inceleyeceğiz inşallah. İnşallah basındaki kardeşlerimizle de beraber biz ziyaretinize geleceğiz. Yani mağduriyetiniz neyse biz sizinle beraber inşallah hareket edeceğiz. Burası da sizin evinizdir. Tamam, sadece bu mağduriyete, mağduriyet olarak da değil inşallah. Her zaman da bekleriz. Allah razı olsun. Biz de öyle bir konu bekliyoruz. Yani şimdi gelip de görenler mutlaka bize gelip görsünler yani. Evet. Çok önemli. Burada dışarı, burada konuşmadığımız gibi değil. Evet. Gerçekten mağduruz. Yani gelip de gören mutlaka inşallah arkadaşlar basın arkadaşlar geldi gördü. Çünkü gelen görenler diyorlar ki yani gerçekten mağduruz yani. Yani Sütaş'ın bu konuda özellikle hani sayı azımsanmayacak bir sayınız var. 4500 hayvandan küçük baş hayvandan bahsediyorsunuz. Yani Sütaş sizinle beraber her zaman diyalog ve istişare içerisinde olması lazımdı. Yani dönemler yani kısa böyle bir... az bir hayvan değil. Yani bir dönem işte hükümet hayvancılığa teşvik amaçlı koyun verdi. İşte genç çiftçi vesaire. Şimdi bakıyoruz ki burada hükümet hayvancılığı önemsiyor. Hayvan veriyor ama burada yani Sütaş'ın engellediği işte hayvanların geçiş güzergahını engellediği bir yol. Yani bu hadi insan, hadi sen insanın önünü yolunu kesersin, insan engellersin, insan belki başka bir alanda başka bir yolda gidebilir. Ama bu hayvan söz konusuysa hayvan duvara tırmanmaz, hayvan oradan zıplamaz, kanaldan kanala geçmez. Bu cihe yani bu ciddi bir mağduriyettir. Mera İstemir bize bir ayrı Mera İstemir öyle bir talebimiz de olmadı. Fakat tek sıkıntımız yani yetkilileri gelip orada kendi gözleriyle görsünler, bizim mağduriyetimizi görsünler. Yani masa başında bu işler olmuyor. Hayvancılık nasıl oluyor? Ne kadar zor bir dünyanın en zor işini yapıyoruz. Hele hele küçük baş zor şartlardayız. Hayvan besliyoruz. Eğer biz şu anda malum görüyorsunuz, hayvancılık durumu da biliyorsunuz. Evet. Üretim bize şart, ülkemize üretim şart. Biz de orada yılda 4500 koyunumuz var. Yılda 5500 kuzu üretimini yapıyoruz. Yani iddia ediyoruz, Sütaş gibi üretim yapıyoruz. Evet. Yani bizler olmadan Sütaş olmaz. İşte bize yetkililer o dönemde, Sütaş geldiğinde yetkililer o dönemde bize söz verildi. Yani eski valiler, eski tarım il müdürleri, eski yetkililer sizi mağdur etmeyeceğiz. 7-8 tane kırsal kalkınmada yaptığımız çiftlikler var. Gerek kendi imkanlarımızla gerekse devletin teşvikleri yaptığımız ahlarımız var. Yani bırakın hayvanlarımızın dışarı çıkmasına insanlar bile çıkamıyor. Hayvanlarımızı dışarı çıkıp yemin üzerine kışın bırakacak yer bile yok. Yani kapımızın önünden kanal kazıyor. Ya bu kadar olmaz, sen 7-8 bin köyümüzden Sütaş'a tahsil etmişsin. Sütaş sahibi de ya biraz elini vicdana koy. Bak biz bu kadar toprağı sana bağışlamışız. Yani biz bu yerin insanıydı, bu topraklar elimizdeydi, bu mera elimizdeydi. Al elini vicdana koy. Sen 200 dönüm için bu kadar bizi mağdur ediyorsun. 4500 tane, 15 tane aileyiz, ahlarımız var. Yetkililer yani bir çözüm bulması gerekiyor. Yani biz bu konuyla ilgili bütün siyasi partileri gezip destek bekleriz. Yani siyasi partiler de bize destek olacaklar inşallah. Bizim de talebimiz sizden odur. Size biz olumlu davrandınız. Sizden gerçekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu işin takipçisi olacaksınız. İnşallah. Allah sizden razı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. İnşallah hayırlı ve güzel bir sonuçla İnşallah. Alacağız. İnşallah. Biz de bunu bekliyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederiz.